Lan Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte günün ilk videosu olan FIFA Mobile videosunu atıyorum. Eğer arkadaşlar buradan çok güzel bir beğeni gelirse, mesela 150 artı üzeri beğeni gelirse, gene öğleye doğru saat 2 gibi bir tane PES 2018 Mobile videosu çekeceğim arkadaşlar. Onu da gene aynı kanalıma, yani bu kanala atacağım arkadaşlar. Bir günde 2 video, 3. video ise Ayaz Game TR 2 kanalına bir tane OSM videosu atacağım. Tabii ki de bu 150 artı beğeni gelirse arkadaşlar, dediğim gibi atmayı düşünüyorum. Başlıktan da anlamışsınızdır. Bugün karşı atak, full karşı atak mücadeleleri yapacağız. Gerçekten oynarken zevk aldığım, sizlerin de izlerken zevk aldığınızı düşündüğüm karşı atak mücadelelerini sizlerle birlikte yapacağım. Onun dışında ise bakalım World Cup'ta eşleşmelerde ne durumdayız, gerçekten çok merak ediyorum. Bayağıdır bir eşleşmeleri asmıştım, pek oynayamıyordum. Zaten bakın buradan bir tek İngiltere'nin galibiyetini herhalde tutturabilmişiz ve bir tane dünya fişi kazanmışız. 2 tane dünya fişiymiş. Finn Borgason geldi. Gelmeseydi ondan iyiydi. Onun dışında tutturduğumuz İsveç'miş. İsveç'e oynamışım arkadaşlar. Gayet iyi. Oynamadıklarımı da size göstereceğim. Gerçekten çok fazla ilgilenemedim bu aralar FIFA'yla. Benim açımdan çok kötü oldu. Omeru geldi. Yani abicim çok kötü oyuncular geliyor ya. Bakın arkadaşlar buradan da Japonya maçını tutturmuşuz. Bu da gayet iyi. Son anda bizi kurtardı bu arada Belçika. Onun dışında oynadığımız var mı arkadaşlar? Bakın mesela buradaki eşleşmeyi oynamamışız. Buradaki eşleşmelerin çoğunu oynamamışız. Oynadıklarımızdan bir tanesi Portekiz. Bir tanesi ise şuradaki Fransa. Fransa'yı tutturmuşuz, o iyi. Şuradaki eşleşmeden bir tek Portekiz'i tutturamamışız. Onun dışındakileri de muhtemelen oynamamışız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere oynamamışız ve oynamamışız. Şimdi arkadaşlar burada eşleşmeler var. Onunla ilgili şimdiden tahminlerimi söyleyeyim. Fransa'nın çok zorlanarak da olsa Uruguay'ı eleyeceğini. Rusya Hırvatistan'da arkadaşlar gerçekten, yani Hırvatistan iyi futbol oynuyor ama Rusya ev sahibi faktörüyle ben açıkçası bir adım önde görüyorum. Brezilya Belçika en zevkli çeyrek final eşleşmelerinden biri. Ben açıkçası favori olarak Brezilya'yı görüyorum. Ve İsveç İngiltere çok zorlu bir mücadele. İsveç iyi işler başarıyor. Yalnız buradan İngilizler bence yarı finali ipler adımlar diye düşünüyorum. Benim fikrim bu yönde. Fikirlerimi de sizlerle birlikte beyan ettim. Sizlerle birlikte paylaştım. Şimdi buradan dünya seviyesinde yeni bir ödül de kazandık. Bakalım ödülümüz neymiş? O ödülü de sizlerle birlikte alalım. Program puanı çıktı. Tam tamına 8 tane. Bu da bizim için iyi. Yani bu ödülleri de kullanabiliriz. 8 tane dünya sahnesi puanı. Gerçekten harika oldu bu. İlerlediğim İngiltere ve şuradaki eşleşmelerden hemen kullanayım. İngiltere'nin olduğu grup hangisiydi? Şu an 32 tane var değil mi? G grubu olması lazımdı. Bakalım. Evet, G grubu. G grubundan şunu almayı düşünüyorum. O yüzden hemen şöyle grup puanlarına gidip G grubundan şunları alayım. Neredesiniz? Buradasınız dostum. Hemen şuradan 30 tane dünya sahnesi puanını verip G grubundaki paketimizi açalım. Ve sizler de benimle birlikte bakalım paketten gelen ödül neymiş? 75 tane beceri geliştiricisi. Bu da gayet iyi. Kullanılabilir yani. FIFA World Cup Team geliştiricisi diyor. 200.000 de jeton. Gayet iyi oldu. Karşı atak mücadelelerine geçeceğim arkadaşlar. Biraz sabırlı olun. Güzel. Bunların gelmesi gerçekten çok güzel oldu. Hemen tekrardan şuraya bir dönüş yapalım. Bakalım bunlardan geliştirebileceğimiz var mı? Almanya'yı geliştirmek gayet iyi. 88 geniz ama açıkçası daha fazlası lazım. Beceri geliştiricisine bakalım. Beceri geliştiricisine geç... Ya şu varmış. Neymiş? Oo, Goretzka. Goreska'nın 86 gen olması da iyi oldu ya. Bir tane daha gene de 87 gen olacak. Bu da harika. Goreska'mızı da 87 gen yaptık. Bakalım genimiz değişti mi? Halen 88 gen miyiz? Muhtemelen halen 88 genizdir arkadaşlar. Çünkü pek değişen bir şey olmadı. Evet, 88 geniz. Biraz daha ilerlememiz lazım. Saygınlık modunu biraz oynayalım. Karşı atak mücadelenin hepsini oradan yapacağım. Saygınlık modunda burada 500 tane beceri geliştiricisi var. O yüzden ben 2'den oynamak istiyorum. 2'den biraz oynayalım. Bakalım ne tür ödüller kazanabileceğiz. 500 geliştirici harika bir ödül. Yani bilmiyorum, kullanışlı diye düşünüyorum. Sizlerin de alması tavsiye ederim. 88 genim. 88 gene rakip olarak 91 gen geldi. Gerçekten beni bayağı zorlayacak. Hatta hırpalayacak bir takıma benziyor. 91 gen. İnternet kasmasa belki yenme şansım olur ama 4-1, 2-1-2 geniş. Gerçekten zor sistemlerden bir tanesi. Oynarken zorlanacağımız sistemlerden bir tanesi. Şimdi Timo Werner'le atak yapıyoruz. Hadi kasma be internet. Timo Werner çok iyi bir vuruş ama maalesef İlk vuruşumuz. Oo, kendi kalesine attı. Çok iyi. 1-1. Bu inanılmaz bir ödül oldu bizim açımızdan. Şu an şunu da atarsak 2-1 öne geçtik. Gerçekten harika bir şey oldu. Nabil Fekir 2-2. Arkadaşlar rakip çok iyi ya. Harbiden rakip çok iyi. Paul Pogba'dan da kurtarırsak belki 3. gol şansımız olurdu ama dediğim gibi rakip çok çok iyi. Biraz daha iyi bir gene ihtiyacım var. Şimdi Julian Draxler, internet bağlantım çok kötü. 3-3 oldu. Rakibe karşı koymam için biraz daha iyi oynamam lazım. 4-3 oldu, muhtemelen 4-4 olacak. Aynen öyle. Adam da boş gitmiyor. Şimdi Timo Werner Sidibe'den de kurtarırsa 5-4 olur. Aynı atakta o da zaten. 5-5 oldu. O top kaybı yaptı. İnanılmaz. 6-4 öne geçtim ve şu an inanılmaz derecede avantajlıyım. Bu pozisyonda golle çevirirsem muhtemelen galibiyet golüdür. Hadi Özil. Hadi Özil. İnanılmazı kaçırdı. 6-5. Bunu mutlaka gol atmam lazım. 7-6 öne geçtim. Adam bayağı iyi. Beni zorlamaya devam ediyor. Şimdi Draxler. Draxler. Harikasın Draxler. Gol olsun. Ve Draxler ipi çekti. 8-6'lık bir galibiyet. Bizim için harika oldu. Şimdi Kerem. Ciro attı. Onun da son pozisyonu. Kerem inanılmazı kaçırdı ya. Adam atmışsa herhalde atmıştır. 8 idi. Umarım atmamıştır da arkadaşlar. Gerçekten 91 gene. Anca bu kadar iyi oynanılabilirdi. Arkadaşlar 8-8 bitmiş ya. Yani o son pozisyonu atsaydım ya benim için iyi olabilirdi ama maalesef son pozisyonu atamadım. Bayağı da üzgünüm şu an. Keşke atabilseydim. Şimdi arkadaşlar aslında şuradan 1000 FIFA points'i verip şurada 10 tane saygınlık puanı alıp, tamam mı? Aslında 3'ten hiç oynamadım ki ya. 3'ten biraz oynamış olsaydım dediğim şeyi uygulayabilirdim ama 3'ten hiç oynamadığım için şu an problem oldu. Yapabilecek bir şey yok. Biraz zorlanacağız ama yapacak bir şey yok. 10 galibiyeti almamız lazım. 88 yan, ben de 88 yan. Arkadaşlar bu 4-1 dizilimine karşı inanılmaz zorlanıyorum. Bakalım bu rakip beni alt edebilecek mi? Ya da ben rakibi alt edebilecek mi? Çünkü 4-1-2'ye 4-1-4-1 düzenine karşı en çok zorlandığım sistemlerden bir tanesi. Orta sahalarının geçişken ve kalabalık olduğunu görüyoruz ama harika bir golle ilk telafimizi yaptık. Şimdi Timo Werner'e güveniyorum. Timo Werner abi, internet kasma ya. Kasma internet ya. Ya inanılmaz derecede kasıyor. Kerem Demirbay. Şu an Tolisso. Timo Werner kaleci. Ya öyle sıcak bir yerde videoyu çekiyorum ki arkadaşlar. İnanılmaz ya. Bir düzen oluşturamadım şu oturma konusunda. Draxler. Harikasın Draxler. 2-1. Draxler'in atması iyi oldu. 3 gelir mi? Çok güzel Draxler. Hadi be Draxler. Ya internet çok kasıyor arkadaşlar ya. İnanılmaz derecede kasıyor. 2-2. Şu an 3'ü atabilirdim. Bomboştum. Ama arkadaşlar internetin inanılmaz kasması beni şu an moralimi bozdu. 3-3 oldu. Kondopya. Rakip de boş geçmiyor. Hadi Julian Draxler. Bir tane daha. Çok güzel. 4 olur. Ve 4-3. 4-4 oldu ya. Sidibe adam inanılmaz derecede hiç boş geçmedi ki. Kerem 5-4. Lütfen bir tane daha gol atayım. 5-5. Abicim sinir oldum ya. Ya hadi insan hiç mi pas geçmez? Şu an 5-5. Hadi Kerem. Hadi Kerem. Hadi Kerem. 6-5. Ve 6-5'lik bir galibiyet. Yani terledim ama hakkımı aldım. 6-5 çok zorlandım. Ama galibiyeti kurtardım. Saygınlık puanında bir tane galibiyet almak mutluluk verici oldu. Artı 15 maç sayısı da kazandım. Bir tane daha mücadele yapalım. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Ben bayılıyorum arkadaşlar. Karşı atak mücadeleleri yapmaya. Sizlerin de sevdiğini düşünüyorum. Videoların çok boş geçmemesi lazım. Sizleri de anlıyorum arkadaşlar ama gerçekten oyuna çok fazla para yatıramıyorum. Oyuna para yatırıp size güzel paketler atmak istiyorum ama arkadaşlar gerçekten beklendiği gibi olmuyor. 90 gen bir Türkiye geldi. Bakalım 90 gen Türkiye'ye karşı nasıl bir mücadele sergileyeceğiz. Adam da iyiymiş bu arada. Bayağı da zorlayabilecek beni. Yalnız Julian Draxler Werner'e çok güveniyorum. Timo Werner gene bir gol diyecektim ama Volkan Babacan şaşırttı beni. Şimdi Mesut Özil. Mesut. Bir tane daha kurtardı Mesut. Gol gelir. Mesut harikasın. Bir gol atmayı başardık. Şimdi Timo Werner. Dediğim gibi arkadaşlar Timo Werner'miş. Bu tarz oyuncularıma güveniyorum. Hadi Mesut. Mesut çok kötü bir şut ya. Yapma be Mesut. Hadi Werner. Hadi Werner. Serdar Aziz'den de kurtardı. 2-1. Oo! 2-1 evet ya. Kaçırdığımı zannettim. Adamın gol atsa da belliydi bu arada. Şimdi Mesut. Mesut. Bir tane daha. Mesut yapma ya. Çok kalabalığa girdi. Rudi. Caner'den kurtaramadı. 2-2. Timo. Timo. Abicim 3-2 ya. Adam 4'ü de buldu şimdi. Aynı hata geçti ya. Tamam 4-3. Şansım çok az ya. Ya şu internet de inanılmaz derecede problemli. Arkadaşlar gerçekten ya oyunu oynamakta o kadar zorlanıyorum ki. Anlatamam 5-3. Ya çok boş beleş yenildim ya. Harbiden boş beleş yenildim. 5-4 oldu ama adam da boş alan buldu. Ben de boş alan buldum. Muhtemelen 6-5'lik bir mağlubiyet yaşadım. 6-5'lik bir mağlubiyet yaşadım. Arkadaşlar inanılmaz derecede yani nasıl desem ki size. İnternet inanılmaz kasıyor. Oyunu oynamakta zorlanıyorum. Ve maalesef bir mağlubiyet yaşadım. Anlamsız bir mağlubiyet olduğunu söyleyebilirim. Toparlanmam lazım. Bana denk rakip de gelmiyor. Takımların hepsi 90 gel. Ben henüz 88 gelim. Bu da kötü. Ve inanılmaz derecede şu an sıcak bastı. Çok sıcak ya. Keşke halimi görebilseniz. 88 gel. Ve 90 gel. Arkadaşlar şu rakiplerin hiçbir tanesi bana denk gelmedi. Üzücü bir durum. Benim herhalde gen yükseltmem lazım. 90 gen olmam lazım ama şu an için pek mümkün gözükmüyor. Timo Werner. Timo. Hadi Werner. Ya abicim çok kalabalığa giriyorum ya. İnanılmaz derecede lüzumsuz kalabalık. Ve adam golü de attı volantla. Şimdi Boateng 1-0 önde adam. Kerem. Kerem harika 1-1. Bari gol atmış bulundun ya. Mutlu oldum. Şimdi Timo Werner. Adam boş durmuyor ki ya. Harbiden boş durmuyor. Hummel. 2-2 3-2. Yani gol attım dakika. Adam gene golü buluyor. Hummel sen de kurtar. 3-3 olsun. Adam şaka gibi ya. 4-3 arkamdan adam hemen golü atıyor. Yani çok başarılı belli. Free kick. Lütfen Platenhardt. Lütfen Platenhardt. 5-3. Adam ipi aldı ya. Boateng. Kerem 90'a attım ama kaleci gene çıkardı. Şu an ani atak ve 6-3 olacak. 6-4 oldu. Karşı atak. Bana karşı atak dedim ya. Şu müthiş fırsatlar hiç gelmedi ki. Şimdi Kerem Demirbay. Kerem. Kerem. Abicim inanılmaz pozisyonları harcadım. Ve hak ettim yenilgi. Gerçekten hak ettim. 7-5. Boş alan buldu. Kaç tane boş alan buldu o rakip? Harbiden anlamadım. Yani 8-6 bitti. Bakalım 8-6'nın adam kaç tanesini müthiş fırsatlardan atmış. 3 tane atmış. Ben 2 tane atmışım. Yani sanki daha fazla attı gibi. Bilmiyorum arkadaşlar. Bana öyle gelmiş olabilir. Videonun sonuna geldik. Karşı atak mücadelelerimiz bu kadardı. Gerçekten çok başarılı olamadık. Nedeni çok belli. Nedeni internetin çok kötü olması. Rakiplerin 90 gen olması. Benim hani 2 gen fark pek bir şey değil ama arkadaşlar inanın. İnternette kötü olunca maalesef ki başarısız sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Son bir duyuru yapayım. Arkadaşlar şu ligi gerçekten hani çıkarıyorum. Ondan sonra niye abi çıkarıyorsun diyorsunuz. Ama şu lig turnuvalarının hiçbir tanesini yapmıyorsunuz. Size son kez göstereyim şunu. Yani bir dahaki turnuvada göstereceğim turnuva geçmişinden. Sizler de bunu görün. Abicim hiç oynamıyorsunuz ki ya lig turnuvasını. Yani ben merak ediyorum hani şu sadece girip lige mi giriyorsun? 6070 sıralamamız var. Lig sıralamamız gayet iyiken niye oynamıyorsunuz? İnanılmaz derecede sinirleniyorum. Açıkçası ligi de bırakacağım. Aktif bir lige gidip gitmek istiyorum. 59 tane şu an lig puanım var ama ben 100 galibiyet aldıktan sonra şuradaki paketleri açmak istiyorum. Yani şuradaki seçkin oyuncu şansı, bilmem beceri geliştirisi falan. Belki onlardan açabilirim. Emin değilim arkadaşlar ama yani belki düşüncem bu yönde. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.